Evet arkadaşlar, Cümleten merhaba yeniden. Herkese sevgiler, saygılar, iyi haftalar diliyorum. Hayırlı, bol, bereketli kazançlarınız olsun. Şimdi ne ile ilgili konuşacağız? Bu bir süredir madencilik ekipmanlarına el koyuyor devletimiz. Bununla ilgili bir karara ulaştık. Kovuşturmaya yer yoktur kararı bir Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilmiş. Bu evrağın doğruluğunu araştırdık bir dönem. Doğru olduğuna inanınca da paylaşmaya karar verdik. Evrağımız burada görüyorsunuz. Bu evrak olayına geçmeden önce kanalımızı beğenip videolarımızı izledikten sonra abone olursanız memnun oluruz. Videolarımızı beğenirseniz daha da memnun oluruz arkadaşlar. Bu evrağın gerçek doğru bir evrak olduğuna artık kanaat getirdik. Burada bir savcı, yani arkadaşın riklerine el konulmuş. Olay burada yazıyor. Onu da okuyacağım birazdan. Ardından ise savcı, Cumhuriyet Savcısı, bu el koyma kararına imza atan Cumhuriyet Savcısı olayı araştırmış. Herhangi bir, diyor, herhangi bir suç unsuruna rastlanamadığından kamu adına kovuşturmaya yapılmasına yer olmadığına dair bir karar bu. Tabii ki burada olayları, kişileri vesaire gizledik biz, dosya numarasını vesaire. Şimdi buyurun incelemeye başlayalım, okumaya başlayalım. 07.02.2011-2021 günü saat 14 sularında bilmem ne ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince. Bu arada nedense bu kripto paraları operasyonların çoğunu jandarmalar yapıyor. Bu benim biraz garibime gidiyor, bilginiz olsun. Sorumluluk bölgesinde bulunan işletmelerin sayılı kimlik bildirim kanunu kapsamında kontrol edildiği sırada bilmem ne mahallesinde faaliyet gösteren bilmem ne isimli iş yerinde kontrol amacıyla işletmeye girildiğinde içerideki raflarda güç kaynağına benzeyen cihazların olduğunun görüldüğü ve bahse konu cihazların sanal para kazı makinesi olduğunun değerlendirilmesi üzerine 9.02.2021 günü bahse konu iş yerinde usulüne uygun olarak ilk önce 7'sinde gitmişler, bunları görmüşler. 9'unda da usulüne uygun olarak yapılan arama sonucunda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığını tutanak altına alındığını diyor. Bahse konu işletme sahibi olan şüphelinin ifadesinde 2013 yılında şirketini kurduğunu, bilişim ve savunma sektöründe bilmem ne alt taşeronu olarak elektronik cihaz tasarım ve üretim hizmeti verdiklerini, elektronik para üretim işi diye bir tabir edilen kazım işi de yaptıklarını, tamamen kendilerine ait olan ve faturaları bulunan yasal bilgisayar ekran kartları aracılığı ile bu işlemi yaptıklarını, iş yerinde yaklaşık olarak hepsinin faturası olan 900 civarında ekran kartı bulunduğunu, 2017 yılından bu yana bahse konu olan ekran kartlarının yasal olarak satın alındığını, elektronik para üretim işini yapmasına yasal olarak engel bir durum bulunmadığını, üretilen ürünlerin sistemsel olarak elektronik para niteliğinde muhafaza edildiğini, herhangi bir nakde çevirme durumunun olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiş. Bahse konu olayla ilgili olarak ortada soruşturma konusu olabilecek hiçbir suç unsuru bulunmadığı, şüpheli tarafından dosyaya sunulan evraklardan da anlaşılacağı üzere şüphelinin yasal olarak satın aldığı ekran kartları üzerinden elektronik para üretimi yaptığı, mevcut haliyle bahse konu olayın Türk Ceza Kanunu'nda ya da herhangi bir özel kanunda düzenlenen suç kapsamında olmadığının anlaşılmasından dolayı yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada bu evrak bir emsal karar niteliğinde. Yani bu evrak emsal bir karar niteliğinde. Bu nedenle demek ki kripto para madencilik işi, kazıma işi yasa dışı değil. Bunu net olarak anlayabiliyoruz. Yasa dışı değil. Çünkü burada bir Cumhuriyet Savcısı şurada kapattığımız karara istinaden, soruşturma numarasına istinaden kamu adına soruşturma gerçekleştirmiş ve kovuşturma, yani mahkeme olmasına karar vermemiş. Demiş ki burada herhangi bir suç unsuru yok. Bu evrağın orijinaline isteyenler
bizden ulaşamazlar, biz vermeyeceğiz diye söz verdik ama ulaşmak isteyenler bir şekilde ulaşabilirler. Çünkü bu avukatların vesairenin bulabileceği evraklar statüsünde. Eğer bu şekilde ürünlerine el konulan arkadaşlar varsa bununla gidip, bu evrakla gidip emsal karar olarak mahkemelere veyahut da savcılıklara itirazda bulunup makinalarını geri alabilirler arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yani emsal bir karardır bu. Burada bir cumhuriyet savcısı bunun suç olmadığına dair bu kararı verdiyse diğer cumhuriyet savcılarının da bu karara uymaları gerekir. Çünkü hukukta emsal karar önemlidir. Emsal karar verilmiş. Evran şuraları kapalı olmayan bölümlerini avukatlar bulabilirler. UYAP'tan vesaire buldukları zaman da götürüp bu evrakla birlikte itiraz edip el konulmuş olan cihazlarınıza yeniden ulaşabilirsiniz. El konmanın da zaten ben mantıklı olduğunu zannetmiyorum ama burada bakın soruşturma yani kovuşturmaya yer yoktur ifadesinden önce şurada önemli bir konu var. Diyor ki iş yerinde yaklaşık olarak hepsinin faturası olan, yani burada faturası ibaresini özellikle geçirmişler. Bu adam da akıllıymış, faturaların hepsini tutmuş ve beyan etmiş savcılığa yaptığı itirazda. Ve gayet de mantıklı bir şekilde faturaları da bulunduğu için bu adamın makinalarını geri iade etmişler. Kovuşturmaya da yer yoktur kararını vermişler. Durum böyle. Bu önemli bir evrak. Bu burada dursun. Sağlıcakla kalın. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı, bol, bereketli kazançlarınız olsun arkadaşlar. Bay bay.